Hocam motive olamıyorum bir türlü. Hep motivasyonum kaçıyor hocam ya. Tonguç'um gerçekten de havalar ısındı. Birazcık motivasyonumuz düşmeye başladı. Niye? Bazı şeyler güzel gerçekten. Kontenjanlar artırıldı. Birinci dönem konuları var sadece. Evde kalaraktan daha çok zaman çalışıyoruz ama... Yani ama evde ne işe yarar? sıkılmaya başladık yani. Hocam. Gerçekten evde de sıkılmaya başladık. Ve sınavı da bizden kaçırmaya çalışıyorlar. Yani hemen kazanmayalım diye iki hafta ötelediler. Ama biz bir şekilde çalışacağız ve motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Esasında ben... Bir hafta çok... geçti bile ne yapacağım bilmiyorum. Aynen bak birçok öğrenciyle konuştum. Öğrenciler diyor ki hocam kışın iyi çalışıyorduk. Ocakta, Şubat'ta iyiydi. Sonra bu koronadan sonra da biraz morallerimiz bozaldı, bozuldu. Sonra tekrar çalışmaya başladık. Ama şu aralar artık çalış Havalar ısındı, dışarı çıkmak istiyoruz. Moralimiz bozuldu. Lütfen hocam bizi motive edin diye birçok yorum gelmiş. Gerçekten de eğer şu anda sokağa da çıkıyor olsaydık böyle Nisan, Mayıs ayları gevşer insanın yayları diye söylüyorum. Gevşer bir sözüm. gönül yayları. Hayır, insanın yayları diyor. Ya yani insanlar rahat diyor böyle havalar güzel ya çıkayım diyor. Ama biz şu anda dışarı çıkmayacağız. Niye? Çünkü LGS'den sonra Temmuz ayında esas dışarı çıkacak olan biziz. O zamana kadar sıkı sıkıya çalışacağız ve esas tatilimizi, esas sokağa çıkıp dışarılarda güzel gezintimizi o zaman yapacağız. Şimdi niye biliyor musun? Tonguç'un domino etkisi diye bir şey var. Eğer sen buna dokundun ya bu bunu bu bunu itiyor buna biz domino etkisi diyoruz. Burada hareketler var hepsi birbirine bitişik yazılmış. Hepsi birbirine bak. Burada çok önemli. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Mart'ta dişini sıktın, sıkı sıkıya çalıştın. Nisan, Mayıs ayı gelince eğer temponu düşürürsen, havalar ısındı, motivasyonu bozul dersen emin ol bütün o emeklerin birazcık e, değer kaybeder. O yüzden son ana geldin artık. Bu son 40 gününde sıkı sıkıya değerlendir ve güzel sonuçlar ulaş. Birincisi motivasyonu artırmak için Steve Jobs'ın bir ayna metodu var. Yani Steve Jobs ayna metodu böyle İngilizce yazmaya çalışıyor. Metodu diye yazılıyor. Bunun doğrusunu yazalım şöyle me to du şeklinde yazılıyor ama biz hem yazım hatasına dikkat eden öğrencilerimiz için hem de böyle İngilizce Jobs'a alakalı olsa böyle yazık. Neyse sıkıntı yok. Şimdi aynanın karşısına geç ve hedefini kendine hatırlat. Bak ben şu anda sana bakarak konuşuyorum. Kendimle yüzleşeceğim hocam. Ayna bak insanların yapmayı en az yaptığı şeyden bir tanesi budur. Yani insan gidip kendisiyle aynada konuşmaz. Deli derler ona. Normalde insanlar etrafındakilerinin yüzüne bakarak konuşur. Telefonda onları motive eder. Şimdi ben öğretmen olaraktan sınıfın karşısına geçer konuşurum. Şu anda size konuşurum ama aynanın karşısına geçti. Ben hiç kendimle konuşmam mesela. Gidip de evet ben bunu yapabilirsin sen. Başarmalısın. Öğrencilere iyi ders anlatabilirsin. Onları motive et falan demem ben kendime. Sivcaz öyle mi yapıyormuş hocam? Sivcaz aynanın karşısına geçiyormuş ve diyormuş ki sen bunu başarabilirsin. Çok daha iyi bir telefon. Çok daha iyi bir cihaz yapabilirsin. Ve herkes bu telefonu alabilir diye defalarca kendisine söylemiş ve yapamadığı zaman da yeniden aynanın karşısına geçip konuşuyormuş. Ve ondan arka... sonra bunu yapmış. Aynen ondan sonra böyle güzel bir telefon yapmış. Burada önemli olan şey şu gerçekten fena değil. Gerçek. Bu çak... Çin galiba çakma. Değil evet hocam çakma. Çakması da fena değil. Şimdi sonuç olarak Tonguç evladım benim. Bizler de aynanın karşısına geçeceğiz de şunu diyeceğiz kendimize. Merve, Osman, işte Kadir, Zeynep, Emre, Dilara fark etmez. Sen bunu yapabilirsin. Az kaldı bu 40 günü çok iyi çalışıp değerlendirip iyi bir lise hak ediyorsun ve girmelisin. Her gün güzel güzel çalışıp denemelerimi çözüp kitaplarımı bitirip videolarımı izleyip ev okulu takip edip ben iyi bir Kendi liseyi... Kendi kendimi gaza getireceğim. Kendi kendini... Sana deli desinler önemli değil. Sen kazandıktan sonra sen onları deli dersin. Bir de kartopu metodu var. Şimdi sen Esasında motivasyon düşmesine sebebiyet veren şeylerden bir tanesi şu. Diyelim ki alıyorsun sen doz denemelerini düşünelim. Başladın denemelerde diyelim ki bu kromozom sorusunu yanlış yaptın. Aman dedin sonra yapalım. Sonra bir daha ileride bir daha geldi bu kromozom sorusundan gene yanlış yaptın. Aman dedin. Bak zamanla artık o yanlışların hepsi birikiyor. Hatalarının eğer doğrularını öğrenip önlemini almazsan o hatalar kartop gibi büyüyor, 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 büyüyor ve Hata senin... Harika bir şey söyledin. Hata, hata kutusu yapman lazım. Neden biliyor musun Onguç'um? Çünkü sen diyelim ki bu doz denemesinde az önce söylediğim soruyu yanlış yaptığın zaman bulamıyorum şimdi o soruyu artık. O soru yanlış yaptığın zaman, basit sorusunu yanlış yaptığın zaman bunu hata kutusuna koysan... Zaten otomatik koyuyor tas uygulaması. Harika. Tas uygulaması otomatik koyuyor ama sen de bununla alakalı takibini yaparsan, o tastaki soru çözümlerini izlersen, doğrularını öğrenip önlemini alırsan, onunla alakalı eksiğin varsa işte örnek sorulara bakaraktan, LGS sorularına bakaraktan, senin diğer kaynaklardan çalışaraktan, işte ne bileyim başka soru bankan varsa, zoru bankan varsa oradan çalışaraktan hataların üzerine gidersen artık o büyüyemez. Öyle küçücük kalır. Ama eğer onun üzerine gitmezsen... Şimdi Fende üç konu. İngilizce'de iki konu. Dinde bir konu. Türkçe'de dört konu. Matematikte üç konu. İngilizce'de beş konu. Böyle bir iki bir iki hepsini bir türlü bitiremezsin dersin. Üf ben hatalarım çok fazla. Artık kocaman oldu vazgeçiyorum dersin. O zaman ne yapacağız? Tablo metodu yapacağız. Bunu bir kez daha yazalım şöyle. Metodu diye. Günlük soru çözme hedefini ve planını artık hatırlaman ve artık her gün ne yapacağını bilerek hareket etmen lazım. Günde en az bir tane deneme çözmeniz. Hocam benim o kadar çok denemem yok. Merak etme. İnternette EBA'dan yayınlanan denemeler var, bizim online denemelerimiz var, işte bizim doz denemeleri var, geri sayım denemeleri var, başka başka denemelerimiz geliyor, endişelenmene gerek yok. Aynı zamanda sen günde bir deneme çözdüğün zaman haftada toplam yedi deneme çözmüş olursun ve son kırk bir güne geldik artık, kırk bir kere maşallah diyoruz. Bu son kırk günü kırk tane deneme çözmüş oluyorsun. Ha Bazen çözemeyebilirsin, bazı günler moralin bozulur, bazen sadece bir sayısal oturum çözersin, bazen sadece bir sözel oturum çözersin ama hedefin bu olmalı, hedefini belirlemelisin. Sonra da alışkanlık yaparsan... Sonra doğru günde iki deneme çözebilir miyim hocam? Harikasın, mükemmel. günde üç deneme çözebilirim. Çözebilirsin Tonguç'um. Yeter ki sen hedefine odaklan ve başarmaya çalış. 20 Haziran'a kadar eğer bu 50 denemeye, 40 denemeye ulaşırsan seni kimse durduramaz. Milletin Bakanlığı bile der ki pardon abi geç tamam biz bir şey diyemiyoruz. Seni LGS yapmak istedik, öne aldık sınavı, yok maske dedik, yok dezenfektan dedik, yok şu dedik, yok bu dedik ama... Biz seni durduramayız. Sen artık resmen çıldırmışsın. Sen resmen süper bir Anadolu sesini, süper bir fen sesini kazanmak süper istiyorsun. Süper zeka. Süper zekâsın. Biz senden kurtulamayız derler. Ve arkalarına bakmadan kaçarlar. Sen de istediğin girersin. Dolayısıyla çalışmaya devam et. Hayallerini kovala. Ve o güzel günleri inşallah beraber gördüğümüz zaman da bize yorumlara yaz. Hocam ben burayı kazandım diye. Biz de seni kutlayalım. Ödülü sorumuz ya. E, yeteri kadar motive olup olmadığını düşünüyor musun? Onu yaz. Başka eksiklerin varsa soruların varsa onu yaz. Bir sürü problemim var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yaz. yardım gelsin hepsini. Bizi Hadi bakalım.